genel izleyici kitlesi için uygundur. Sonhavadis.com sunar. Yolu sağlıktan geçen herkesin buluştuğu program İşimiz Sağlık'tan herkese merhaba. Bugünkü programda da çok özel ve çok değerli konuklarım var. Programa kimler katılıyor görelim. Evet, konuğum aile hekimliği uzmanı doçent doktor sayın Hilal Özkaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Bugün sizinle aile hekimliği üzerine konuşalım. Çok kısaca kendinizi hangi ünvanınız var onu bir söyleyin bize. Oradan sonra da biz başlayalım. Ben 2016 yılından beri akademisyenim Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde. İlk önce doktor öğretim üyesi olarak başlamıştım. Yaşlı bakım programında uzun yıllar Darülaceze'de çalışmış olmam nedeniyle. Şimdi ise Başakşehir Çam ve Sakura'da kadrom. Orada aile hekimliği klinik idari ve eğitim sorumlusuyum. 8 uzmanımız ve yaklaşık 75-80 asistanımızla beraber büyük bir hastanenin aile hekimliği kliniğini götürmeye geniş çalışıyoruz. Bir kadın neredeyse. Evet, evet. Hastane çapında çalışıyorsunuz. Evet, evet. Peki hocam, aile hekimliği modeli nedir? Bunu bize biraz anlatır mısınız? Aile hekimliği modeli aslında hepimizin rüyalarında olan diyelim. Hatta hekim hastalar da bazen böyle söyler. Biraz aranızda yakınlık geliştiği zaman hastayla, hocam siz bizim aile hekimimiz oldunuz artık der. Yani hepimizin, zaten öyle hocam ama. Evet, rüyalarımızdaki aslında sistem. Çünkü hepimiz bizi bilen, bizi eski geçmişimizle, tıbbi geçmişimizle beraber bilen, bizi anlayan, hani yeri geldiği zaman nazımızı da çeken bir hekim isteriz. Ve bunu uzun bir ilişkiyi ve aynı zamanda da yeri geldiği zaman da uzun görüşme gerektiği zaman uzun da görüşebileceğimiz, hani poliklinik şartlarında, hastane şartlarında kısa görüşmeler değil, daha böyle uzun görüşebileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz, yeri gelip derdimizi dökebileceğimiz hekim olsun isteriz. Evet, aile hekimliği aslında tam olarak bu. Tabii ki bilimsel bir tanım da var. Hocam, ben de çok uzun yıllardır çalışıyorum. Ben de çok 2-3 hatta 4 kuşak bile hasta baktığım için artık hastaların sülalesini tanıyorsunuz. Aynen. Artık sorunlarını çözüyorsunuz. Hangi sorunla karşı karşıya kalacağınızı da biliyorsunuz. O yüzden aile hekimliği ulaşabilecek ilk derecede, ilk basamakta ulaşabilip de derdini anlatacak bir kişinin olması, bu muhteşem bir şey hocam. Muhteşem. Aynen. Bir şey. Aile hekimliği, peki hocam sizin bir aile hekimliğini tercih etme sebebiniz nedir? Ben de aslında tam olarak bunu fark ettim. Aslında 1923 yılında Francis Peabody, bir tıp doktoru, şunu söylemiş. Hani daha 1920'li yıllarda daha bu kadar yan dallar ya da ana bilim dalları tıpta yokken, bu kadar branşlaşma insanı bir bütün olarak görmekten bizi uzaklaştırabiliyor demiş ve kişinin bir hekimi olmalı demiş. Zaten bu da aile hekimliğini açan bir yol olmuş. Nitekim ben de aynı şeyi düşünmüştüm, henüz o zaman Peabody'yi tanımıyordum ama. Ben hekim olarak hastanın bana her şeyini danışabileceği bir hekim olmak istiyorum demiştim. Bizim zamanımızda işte ben işte 89 mezunuyum, 89 lise mezunuyum, 95 tıp fakültesi mezunuyum. O zamanlar bize söylenmişti, aile hekimliği sistemi gelecek, herkesin bir aile hekimi olacak ve ona danışacaklar denmişti. Ben de buna vuruldum diyelim. Gerçekten hoşuma gitmişti ve o yolu seçtim. Yani bu böyle bir hedefle o yola çıkmak da evet, güzel bir şey. Evet, hoşumuza gitti. Peki bir aile hekimi uzmanı olmak
hangi yoldan geçer? Şöyle, aile hekimliği de diğer uzmanlık alanları gibi belirli bir eğitim süresi olan, daha sonra bitirme tezi, hem tez sınavı, tez savunma sınavı olan, hem aynı zamanda uzmanlık sınavı olan, teorik ve pratik sınavı olan bir ihtisas. 3 yıllık, şu an için en az 3 yıl deniyor fakat 3 yıl zaten. 3 yıllık bir ihtisas. İçinde rotasyonlar var. Birinci basamakta hastaya hitap edebilmek için gerekli olan ana branşlar, işte dahiliye, kadın doğum, pediatri başta olmak üzere işte acil servis bir ay, kardiyoloji, psikiyatri, nöroloji, fizik tedavi gibi alanlarda rotasyonlar yapıyor aile hekimliği asistanları, uzmanlık öğrencileri. Bu 18 ay sürüyor bu klinik rotasyonlar. 18 ayda saha dediğimiz, yani aile hekimliği kliniği içinde görev yapıyorlar. Burada da aile hekimliğini daha bir özümsemeye yönelik eğitimler alıyorlar. Çünkü diğer branşlarda yine branşları öğrenmiş oluyorlar ama tüm bu branşların özümsenmesinden oluşan bir hastaya bütüncül, kişiye, hatta hasta değil, kişiye, sağlıklı kişiye de çünkü bakmak gerekebiliyor bu anlamda, bu perspektiften. Bu şekilde bakmayı öğrenmesi için işte bizim hastanemizde obezite polikliniğimiz var, kliniğimize bağlı. Sigara bırakma polikliniği, aile hekimliği polikliniği, palyatif bakım var. Orada da yatan hastalarda işte beslenme, ağrı tedavisini yapıyoruz ve yeni olarak da eğitim ASM'mizi açtık. Burada da birinci basamakta tam bir aile hekimi gibi, aynı diğer aile sağlığı merkezlerindeki gibi asistan hekimlerimiz 3, 4, 5, 6 aylık periyotlarda orada aile hekimliğini birinci basamakta bizzat hekim olarak da görerek hepsini görmüş ve böylece sahaya hazır bir şekilde aile hekimliği uzmanı olarak hazır donanmış şekilde planlıyoruz, hedefliyoruz. Hocam çok önemli aile hekimliği, çünkü eskiden bundan belki de sizin yeni mezun olduğunuz zamanlarda Anadolu'nun ücra köşesinden en ufak bir baş ağrısıyla ya da en ufak bir şikayetiyle hasta kalkıp İstanbul'a, Ankara'ya geliyordu ve burada çok basit bir şekilde tedavi edecek bir tedavi için o kadar yol tepip farklı bir zaman ve meşakkate katlanmak zorunda kalıyordu. Oysa şu anda basamak olarak her şey gittiği zaman çok daha kolay, çok daha ucuza ve çok daha kısa sürede çözülebiliyor. Yani bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Aile hekimliği sağlık sistemindeki avantajı nasıl bir avantaj sağlıyor? Yani sağlık sistemindeki bizim komple bütün bu sağlık sisteminin neresinde ve hangi aşamada hangi verilerle bize çok daha bu süreci daha rahat atlatmamıza ve insandaki katkısı nedir? Onu merak ediyorum. Evet, şimdi artık biliyorsunuz tüm hastalar istedikleri gibi 3. basamakta dahil olmak üzere çok spesifikleşmiş branşlara ulaşabiliyorlar. Bu aslında güzel bir durum ama diğer yandan ise bu hastaların ayrışması gerekiyor. Gerçekten 3. basamağa ihtiyacı var mı? Gerçekten bir yandal uzmanı tarafından görülmesine ihtiyacı var mı? Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Ekonomi, işin ekonomisini de çünkü konuşacak olursak. Halbuki bu kişilerin birinci basamakta bir aile hekimleri var ve aile hekimlerinin en çok aldıkları eğitimlerden birisi probiyotik. Mesela biraz önce söylediğiniz gibi baş ağrısında, baş ağrısına yaklaşım. Bunların kaçı, işte baş ağrısının sebepleri bellidir yüzdeleriyle, prevalanslarıyla. Benim bu hastam hangisine uyuyor? Ben bu hastayı, başı ağrıyorsa herhangi bir tetkike ihtiyacım var mı? Yoksa tetkik istemeden de yönetebilir miyim bu semptomu? Bunu öngördükten sonra daha sonra hastayı takip edip, biraz önce dediğimiz gibi burada hastayı takip edebilmek, birinci basamakta devamlı onu izleyebilmek çok iyi bir avantaj gerçekten. Sonra gerektiğinde belki o anda ilk baş ağrıdığı zaman akut planda sevk etmek de gerekebilir. Belki de üçüncü değerlendirmeden sonra, üçüncü poliklinik muayenesinden sonra sevk etmek gerekebilir. Burada işte akılcı bir tıbbı ve imkanları akılcı kullanmaktan bahsediyoruz. Bu çok önemli. Sistem hani, yüklenmiyor yani. Evet, sistem yüklenmiyor. Tabii ki bu aslında kolay bir şey değil. Birinci basamak hekimliği çok zor. Çünkü hani ayrışmamış pek çok hasta geliyor. Aynı semptomla aslında pek çok hastalık karşınıza çıkabilir. İşte burada aslında aile hekimliği çok önemli bir görev yürütüyor.
Ve tek bunu da yapmıyor. Koruyucu sağlık hizmetleri de yapıyor, aşılamaları yapıyor. Okul sağlığı olsun, işte ergen sağlığı olsun, yeni doğan sağlığı, anne sütünün önemi, işte yetişkin... Okul gibi bir yer yani. Kesinlikle aslında, evet evet. Onun için biz hep şeyle diyoruz, şu an nüfuslar biraz fazla düşürülmesini ve biz gerçekten aile hekimliği sisteminde sahip olduğumuz, bakmakla yükümlü olduğumuz nüfusa tam hakim olmayı çok çok istiyoruz. Bunu da severek yaparız. Özellikle hocam pandemiyi de çok iyi yönetti aile hekimleri. Ben size tebrik ediyorum bu arada. Çok büyük yük kaldırdılar. Mesela ulaşım çok daha kolay oldu. Aile hekimlerinden bilgi almak, onlarla aşılamada katıldılar. Bilgi olsun, tedavi olsun, yaklaşım olsun. Bu yüzden çok büyük bir katkıları olduğunda bu da söylemek istiyorum. Özellikle aile hekimliği uzmanı seçmek isteyen genç doktorlara hocam, genç kardeşlerimize bir tecrübeli aile hekimi olarak ne söylemek istersiniz? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet, pandemide de gerçekten aile hekimleri çok büyük rol aldılar ve yapılan tüm istatistiklerde, bakanlığımızın yaptığı istatistiklerde en az etkilenen basamak oldu. Hastaya hala yaklaşabildiler pandemi dışı kronik hastalıklarını yönetmek açısından. Bu anlamda ben aile hekimliği uzmanlığını seçmek isteyen herkesin bir kere iletişimi sevmesi çok önemli. İnsan sevmek zaten hekimliğin vazgeçmez kurallarından biri. Aynı zamanda iletişim sevmek. Çünkü bazen bir hastayı yönetmek için, bir baş ağrısını yönetmek için ya da böyle non-spesifik bir semptomunu yönetmek, anlamak için işte irdeliyorsunuz, sosyal durumunu irdeliyorsunuz vesaire. Biraz sabırlı olmak da gerekiyor. İletişimi sevmek, insanı sevmek gerekiyor. Ama hani geçen gün bizim Eğitim Aile Sağlığı Merkezimizdeki asistan hekimimizin söylediği gibi, hocam diyor, ben aile sağlığı merkezinden tekrar dönmek istemiyorum. Burada devam etmek istiyorum. Çünkü burada hastalarımı birebir yönetmek, her şeyiyle onları sağlık konusunda yardımcı olan bir hekim olmak çok hoşuma gitti dedi. Gerçekten hekimliğin çok lezzet alınan bir kısmı. Onun için bu bahsettiğim alanları seven her hekim aile hekimi uzmanlığını seçebilir diye düşünüyorum. Bir de hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle siz birinci basamakta hekime ulaşabilmek adına her zaman palyatif hastalarında mesela gibi durumlarda hastanın hekime birebir ulaşması bazen zor olabiliyor. Bunu daha çok teknolojik olarak uzaktan ulaşmak, yani bilgisayarla, cep telefonu, biliyorsunuz artık akıllı telefonlar var, veya hasta yurt dışında ya da şehir dışında olduğu zaman bu tarz hizmetlerinizde nasıl bir yaklaşımınız oluyor? Ya da öyle bir sistem var mı? Aslında doğru bir noktayı da şu an konuşuyoruz. Gerçekten teknoloji pandemiyle beraber sağlık sistemine de daha fazla girdi hepimizin bildiği gibi. Ve uzaktan takip ile ilgili pek çok sistem de geliştirildi. Bizim hastanemizde de oldu hatta. Biz en çok onu şurada uyguluyoruz. Zaten isteyen her hasta polikliniğimize ulaşabiliyor ya da bizim poliklinik üzerinden telefonumuza ulaşabiliyor. En fazla yaptığımız palyatif bakım hastalarında, yatağa bakım hastalarında yaralarda kullanıyoruz aslında. Çünkü bize gönderiyorlar fotoğraflarını. Biz hastayı görmesek de yaraların fotoğraflarını görerek onları yönlendirebiliyoruz. Ama resmi olarak henüz biliyorsunuz telehealth dediğimiz, telemedisin dediğimiz sistem henüz daha oturmadı. Oturursa bizim de herhalde en çok kullanacağımız branşlardan biri de biz oluruz. Yani bu konuda da biraz yatırım yapıp birazcık gelişmek gerekebiliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Güzel cevaplar aldık sizden. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İşimiz Sağlık programı bir sonraki konumuzla devam ediyor. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Konuğum acil tıp uzmanı, uzman doktor Sayın Suutan Özselçuklu.
Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Erhan Bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca tanıyalım mı sizi? Peki. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudum. Daha sonrasında Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde acil tıp ihtisasımı tamamladım. 3 yıldır da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde acilde görevliyim. Acil deyince acil çok geniş bir alan kapsayan bir tıp branşı. Yani siz acilde en vay çeşit hastalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hı. Ama sizinle bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Hı. Zehirlenmeler. Zehirlenme dediğimiz zaman hocam, zehir nedir? Baştan buradan başlayalım. Peki, başlayalım. Zehir vücuda zararlı olan ve vücuda girdiğinde tepkime veren ve zararlı bir şekilde etki gösteren her türlü madde ya da toksindir. Her madde dozunu aştığında potansiyel bir zehir kaynağıdır. Burada Paracelsus der ki önemli olan maddenin dozudur. Katı sıvı veya gaz şeklinde. Her şeyin fazlası zarardır. Su, hava, oksijen de dahil olmak üzere alabileceğimiz her türlü fazla şey bünyemize zararlıdır. Katı sıvı ve gaz şeklinde bulunabilirler yine. Her şey zehir olabilir. O şekilde belirtiyoruz. Genelde zehir dediğimiz zaman genelde gıda zehirlenmesini daha çok anlıyoruz. Yani biz bozulmuş bir et, bozulmuş bir yumurta ya da tatlı ya da başka bir tükettiğimiz bir yemek tarzında. Fakat zehirlenme türlerinden bahsedecek olursak kaç tür zehirlenme vardı? Sadece yani maddesel olarak değil de yani tür olarak nasıl bir çeşitlemesi yani var? Yani zehirlenme bir bilim dalı aslında bakarsanız. Türkiye'de de bizim hastanemizde özellikle yan dal da yavaş yavaş inşallah Türkiye'ye gelecek. Her türlü şey zehirlenme olabilir. Besin zehirlenmesi olabilir, madde zehirlenmesi olabilir. Akrep, yılan, çevresel zehirlenmeler olabilir. Doğayla alakalı zehirlenme olabilir. Ama en sık gördüğümüz zehirlenme türü besin zehirlenmesi. Diyelim ki biz bir yememiz gereken bir şey yedik. Peki zehirlendiğimizi fark ettik. Ya da nasıl belirti ortaya çıkıyor? Ya da size hastalar zehirlenme geçiren bir kişi hangi şikayetle başvurabiliyor? Şimdi etkenle maruziyet sonrasında kişide herhangi bir şey olabilir ama en sık gördüğümüz şey bulantı, kusma gibi durumlar. Şuur bulanıklığı yapabilir. Karın ağrısı yapabilir. Yani bu açıkçası tam etkene bağlı nasıl şikayetlerle gelebilirler. Standart değil. Biraz Sherlock Holmes gibi araştırmanız gereken, kuşkucu olmanız gereken bir alan açıkçası. Peki biz bundan şüphelendiğimiz zaman evde diyelim ki bir yememiz gereken bir yemeği yedik, bir besin zehirlenmesinden şüphelendik. Ne yapmalıyız hocam? İlk yapmamız gereken şey bu, kendimiz de olabiliriz, yakınlarımız da olabilir. İlk yapmamız gereken şey ortam güvenliğini sağlamak. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. İçeride örnek karbonmonoksit zehirlenmesi de olabilir. Öncelikle kendimizin güvenliğini sağlayacağız. Daha sonra ortam güvenliği uygun ise ya hastayı oradan taşıyacağız, şuuru kapalı değilse ya da bir şekilde o ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani etkenle araya mesafe koymaya çalışıyoruz. Daha sonrasında ilk yapacağımız şeylerden biri 112 çağrı merkezini arayıp doğru bir şekilde adres, telefon numarasını vererek hastayla ilgili ya da kendimizle ilgili bilgileri aktarmak. Bir diğer konu da Alo 114 Zehir Danışma Merkezimiz var. Bu hem halkımız için hem de hekimler için danışmanlık yapan bir merkez, 7/24 çalışıyor. Yine buradan da bilgi alınabilir hocam. Yani bizim yapmamız gereken bir şey var mı o anda? Yani besin zehirlenmesi olduğuna emin olduğumuzu farz ettik. Var. Yapmamamız gerekenler aslında. Yapmamız gerekenler. Onu da konuşalım çünkü bildiğimiz çok yanlış doğrular ya da doğru yanlışlar da var. Evet hocam. Asıl yapmamamız gereken şeyleri söyleyelim. Özellikle çocuklar mesela kimyasal kostik dediğimiz yemek borusuna zarar verecek bir maddeyle temas ettiğinde çocuğu kusturma gibi bir teşebbüs var. Bu çok yanlış. İkinci kez yemek borusunu yakmış oluyoruz. Yine aynı şekilde yoğurt yedireyim, işte süt içireyim gibi ya da işte bir su içeyim ya da kusayım, bir şekilde onu vücudundan atayım gibi bir yaklaşım var. Bu çok yanlış. Hiçbir şey yapmadan bir an önce hastaneye ulaştırmaya, profesyonel desteğe ihtiyacı var bu hastanın. Bir an önce hastaneye ulaştırmamız lazım. Bazen de ilaç zehirlenmesi de oluyor hocam. Evet. Yani kullandığımız yanlış ilaç ya da dozda aşırılığı olduğu zaman
O zaman da aynı yaklaşımı mı göstereceğiz? Şimdi orada eğer mesela ilaç olduğunu, tablet yuttuğunu biliyoruz. Orada kusma teşebbüsü olabiliyor ama özellikle ilk bir saat içinde midede kalacağı için o kusma olayının bir saat içinde gerçekleşmiş olması lazım. Onu vücuttan bir saat içinde atmış olması lazım. Eğer bir saati geçtiyse yine bunun bir faydası yok aslına bakarsanız. Biz bunu acilde bazı özel durumların dışında bir saati geçtiyse yapmıyoruz zaten. Özel zehirlenmelerde tekrarlı yapılabiliyor. İlaçta biraz farklı açıkçası farklı durum. Oluyor. Peki hocam, i̇laçta besin farklı. Zehirlenmesini konuşuyoruz. Peki. Hasta geldi acile. Hı hı. Nasıl bir yönetim gösteriyorsunuz? Şimdi besin zehirlenmesi olguları acile geldiğinde, besin zehirlenmesi deyince burada bir artı parantez yapmak isterim açıkçası. Mantar zehirlenmelerine kendim de özel ilgi alanlarımdan birisi. O açıdan da bilgi vermek isterim. Özellikle mantar zehirlenmeleri olgularında bizim gördüğümüz şey kişinin doğada mantar toplaması, doğada bulduğu mantarı karıştırması, türleri karıştırması gibi davranışlardan olabiliyor. Ya da işte keçi yemişti, keçiye bir şey olmadı biz de yedik gibi. Hani daha mezra yerlerde bu şekilde bir yaklaşım olabiliyor. Bu çok yanlış. Kültür mantarı dışındaki hiçbir mantar tüketilmemeli. Yani kültür ortamı, steril, izole ortam dışında üretilen hiçbir mantar tüketilmemeli. Buraya bir parantez açmak istedim. Acile geldiğinde yaklaşımımız ne oluyor? Oradan bahsedelim. Biz öncelikle hastanın güvenliğini sağlarız. Yani öncelikle hayati fonksiyonlar, ABCD dediğimiz her zaman, yani bütün durumlarda olduğu gibi bunu sağlarız. Özellikle patlama durumları gibi ya da işte kimyasal bir bulaş durumu varsa burada dekontaminasyon, yani yıkama işlemi, hastanın üzerindeki o etkeni uzaklaştırma işlemi yapıyoruz. Bunun için özelleşmiş odalarımız var. Burada ilk yardımını yapıyoruz. Yine ilk bir saat içindeyse özellikle mide yıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Ya da diğer başka bir zehirlenme türü ise gözle temas varsa gözü yıkıyoruz. Ya da daha ileri yöntemlerimiz var. Vücuda girmiş zehri o yöntemlerle uzaklaştırma çabamız var. Daha sonra da takip mi oluyor hocam? Daha sonra takip için yoğun bakım, bizim kendi toksikoloji yoğun bakımımız Aynur Şahin hocamıza buradan selam olsun. Kendisi bizde göreve başladı. Şu an toksikoloji yoğun bakımımız var. Orada hastalarımızı yönetiyoruz. Bu yoğun bakım herhalde yok bildiğim kadar. Şu an Türkiye'de yok. Aynur hocamız bu yurt dışında eğitim alıp, yan dal eğitim alarak Türkiye'ye getirdi. Şu anda aktif bir şekilde hasta da alıyorlar. Çok da güzel sonuçlarımız var. Temennimiz yani bütün ülkemizde de aynen öyle, aynen öyle. Peki hocam özellikle besin zehirlenmesi demişken bir de mantara değinelim. Biraz mantarı zehirlenmesini biraz anlatabilir misiniz? Şimdi mantar yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler hakkında. Evet, evet. Şimdi mantar Adana'da çalıştığım için tabii mantar ayrıca bir özel alanımız oldu. Doğa severler çok seviyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Ayhan Sicimoğlu'na da aynı şekilde buradan selam olsun. Kendisi de Fransa'ya gittiğinde bizzat kendisi mantar toplama işine giriyor. Türk mantarı mesela meşhur bir mantar türüdür. Mantar doğadan... Türüf ayrı ama. Ayrı. Ama bir bilinçli bir şekilde yapılıyor bu iş yani ama... Şimdi insanlarımız da hadi dağa çıkalım. Ya bahar geldi. İşte baharda çünkü mantarlar bitmeye başlarlar. Özellikle nemli ortamları çok severler. Orada toplayıp yeme çabamız var. Onun dışında yine farklı amaçlarla işte halk arasında kafa yapma dediğimiz o tarz kullanılan mantarlar da var. Ama zehirsiz ayrımını yapmak mümkün değil. Yani... Çok tecrübeli bile olsanız bu mantar konusunda yanılma payınız çok yüksek. Çok yüksek, çok yüksek. Çünkü doğada sporla ürerler mantarlar. Sporlarında da toksin bulundururlar. Sporla üredikleri için zehirsiz bir mantara da o sporlarla, uçuşmayla bulaşmış olma ihtimali olduğu için çok önemli bir konu. O yüzden doğadan toplamadan uzak duralım. Uzak durmamızda fayda var. Peki bu... tüketildiği zaman neden bu kadar çok hızlı ilerliyor vücutta? Zehir miktarı orada çok yüksek mi yoksa yoğunluğu mu fazla yoksa ters mi düşüyor vücutla? Bunun yani özelliği nedir? Evet. Şimdi mantarların birçok türü var. Birçok yani mantarlar her türlü zehirlenme yapabiliyorlar ama en sık bildiğimiz ve en önemlisi karaciğer yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen alfa amanitin dünyanın en zehirli beş türünden biridir. Alfa amanitin türleri, zehirleri. Bu karaciğere toksik etki yapıyor. Buranın şöyle bir handikapı var. Üçüncü evrelemesi var. Üçüncü evrede iyilik hali dediğimiz bir evre yapıyor. Evet. Bu evrede insanlar yanılıp dördüncü evreye maalesef organ yetmezliğinin olduğu evreye geçiliyor.
O yüzden hani bu risklerin hiçbirini almadan doğadaki mantarlardan uzak durmamızda fayda var. Çok kısa bir sürede mi oluyor? O süre nedir hocam? Süre şöyle, mantarın alındığı miktar çok önemli. Yani miktar zehrin miktarı çok önemli. Bazı yani mantarlar... Pişirsek de mi bu yine bu oluyor? Mesela pişirmedi, evet. Ateşten geçtik, kaynattık, pişirdik, ettik. Var, maalesef. Hiçbir faydası olmuyor. Birkaç mantarda zehir uçuşarak kaybolduğu yayınları var. Ama mesela Alfa Amenity için böyle bir ihtimal yok. Pişirsek de, ne yaparsak yapalım, kaynatsak da o mantar vücuda zehirli maalesef. Peki bu hocam, bunun tedavisi belli bir yere kadar yapılabiliyor, değil mi? Yani bunun bir tedavisi olmadığı zaman ya da çok geç gelindiği zaman ya da çok fazla miktar dağıldığı zaman da sonuçlar biraz üzücü olabiliyor. Maalesef üzücü. Karaciğer nakline gidebilir. Bizim yine hastanemizde bununla alakalı da karaciğer transplantasyonu yapabildiğimiz bir hastanemiz var. Zaten toksikolojinin olma sebebi de ve bizde olma sebebi de biraz o. Karaciğer nakiline kadar giden bir süreç var maalesef. Çünkü zehir karaciğere toksik ve asla tedavi edilemiyor maalesef. Oradan da çoklu organ yetmezliğiyle ve ölümle olumsuzlaşıyor. Maalesef. Son olarak hocam, peki zehirlenme ile ilgili siz hangi uyarıları veya hangi mesajları vermek istiyorsunuz seyircilerimize? Çünkü zehirlenme konusunda biraz daha bilinçli davranmak gerekiyor. Biraz daha hem çevreye hem kendimize daha iyi davranmamız gerekiyor. Öyle bir mesaj aldım konuşmanızdan. Evet, şimdi ben çok sık olan zehirlenmelerden açıkçası bahsetmek isterim. Ve çocukları özellikle, çocukları nasıl koruyacağımız konusuna özellikle bir dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Özellikle çocukların kimyasallara ulaşamaması çok önemli. Kimyasalları çocuklardan uzak tutacağız. Birinci kural bu. İkinci olarak erişkinler hap yutuyorlar mesela, bir hapları oluyor. Özellikle dedeler ve anneannelerin tansiyon ve şeker ilaçları beraber büyüyorsa çocuk. Hap içme davranışını çocuk taklit etmek ister. O yüzden olabildiğince çocuğun önünde ilaç yutmayacağız, hap yutmayacağız ve ilaçlarımız da çocukların kesinlikle ulaşamayacağı yerlerde olmalı. Çünkü çocuk erişkin gibi değil, fizyolojisi daha farklı. Bilinçsiz bir şekilde. Bir tablet bile çocuğa ölümcül olabilir. Bu konuda özellikle dikkat çekmek isterim. Yine piller çocukta aynı şekilde. Yuvarlak piller, her türlü kimyasal aslına bakarsanız çok toksik seyrediyor. O yüzden özellikle dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Onun dışında tarihi geçmiş paket ürünlere dikkat çekmek isterim. Yine bozulmuş gıdalar, konserveler. Konservelerden botulinum toksini üreyebilir. Bu da çok ölümcül seyreden maalesef bir toksin. Buna çok dikkat edilmeli. Hanımlarımız ya da beyler de olabilir artık, düzen değişti. Temizlik malzemelerini karıştırarak kullanmaya bir eğilim var Türkiye'de. Bu da çok yanlış. Yani temizlik malzemelerin bir sırası vardır. O temizliğin bir sırası vardır. Karıştırarak kullanılmamalı. Yine solunum yoluyla zehirlenme yapabiliyor maalesef. Böcek ilaçlama. Bahçeler çok meşhur. İnsanlar şehirden kaçıp bahçelere gitmek istiyorlar. Orada tabii bahçeleri olduğu için bitki yetiştiriyorlar ve dönemsel böcek ilaçlama durumları var. Burada kişisel koruyucu ekipmanlara dikkat çekmek istiyorum. Özellikle eldiven, maske ve gözlük kullanımı çok çok önemli. Onun dışında soba zehirlenmeleri ayrıca çok önemli. Karbon monoksit zehirlenmesi açısından geceleri soba yakarak uyunmaması çok çok önemli. Önlenebilir nedenler çünkü bunlar. Hani. Tabii her şehrimizde olan şeyler bunlar. Doğalgaz da aynı şekilde. Doğalgazda da aynı şekilde. Özellikle baş ağrısı hissediyorlarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Yani hocam kısacası biz bilinçli bir şekilde de yaklaşacağız olaylara. Evet. Bir sorun yaşadığımız zaman acili başvurmadan önce hemen Hızır acili çağırıyoruz. Evet. Bir bilinçli bir şekilde kısa bir sürede hastaneye ulaşıyoruz. Ancak bu sefer bu şekilde işin içinden de en az zararlı ve çok daha normal hayata dönecek şekilde bu işi çözebiliyoruz. Evet, sizlerin sayesinde, uzmanlar sayesinde de bu işi halledeceğiz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha çok sorumuz vardı ama başka bir programda tekrar görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Acil tıp uzmanı Sayın Sultan Özselçuklu'ya çok teşekkür ederim programa katılımından dolayı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşimiz Sağlık programı bir sonraki konuğumuzdan devam edecek.
sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Evet, konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Sayın Bülent Balyoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk herhalde. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam, bugünkü programda sizin de biraz uzmanlık alanı içerisinde daha aktif olarak ilgilendiğiniz adolesan idiopatik skolyozu konuşacağız. Öncelikle hocam, skolyoz nedir? Oradan başlayalım. Skolyoz, omurganın üç planlı deformitesidir. Bunu daha açarsak, hastanın, kişinin omurgasının yana doğru olan 10 derece üzeri eğrilikleri, bu eğriliklerin üç planlı, yani önden, yandan ve yukarıdan baktığınızda oluşan rotasyonun eşlik ettiği bir deformite şeklidir. Peki, adolesan dönemdeki idiopatik skolyoz dediğimiz zaman işin boyutu nereye gidiyor hocam? İdiopatik skolyoz tanımını açarsak eğer, sebebi bilinmeyen eğrilikleri kastediyoruz. Aslında birçok neden skolyoza yol açar. Konjenital, nöromüsküler, sendromik omurga eğrilikleri karşımıza çıkabilir ama idiopatik dediğimiz grup skolyozun en sık görülen formudur ve daha çok nedeni bilinmeyen eğrilikler olarak tanımlanan eğriliklerdir. Bunlar 0-3 yaş arasında olursa infantil, 3-4-10 yaş arasında olursa juvenil, 10 yaş üzeri adolesan dönem dediğimiz 10-18 yaş arasında görülürse de adolesan idiopatik skolyoz olarak adlandırılır. Yani en çok da o zaman da belki de belirti evet. Veriyor. En çok adolesan dönem, yani büyümenin en hızlı olduğu o 10 yaş sonrası dönem bizim en sık karşılaştığımız dönem. Yani aileler de belki de o zaman da fark edebiliyorlar evet. Hocam. Öyle de bir durumda olabilir. Kesinlikle büyümenin o hızlı dönemi daha küçük yaşlarda fark edilmeyen eğriliklerin bir anda karşımıza belirtileriyle ortaya çıktığı dönem olarak oluyor ve aileler bize çocuklarında yakın zamana kadar fark etmedikleri bir eğriliği görerek biraz da panik halinde geliyorlar. Nasıl belirtiyle çıkıyor karşımıza hocam? Ya da neden fark etmiyor o belirtileri? O kadar gizliler mi yoksa dikkat etmiyorlar mı? Buradaki kritik nokta çocuğun büyümesinin evrelerinde gizli. Bazı eğrilikler, örneğin konjenital, nöromüsküler ya da sendromik dediğimiz genetik hastalıklara bağlı görülen eğrilikler daha doğum ile ya da doğumdan sonraki erken dönemde çeşitli belirtiler verebiliyor. Ama idiopatik, yani nedenini tam olarak bilmediğimiz eğrilikler karşımıza çocuğun büyüme evreleri içinde özellikle büyümenin hızlandığı o 10 yaşla 13-14 yaş arası dönemde belirginleşerek ortaya çıktığı için bu da karşımıza omuz dengesizliği, işte leğen kemiğinde pelvisteki dengesizlik, kaburgalarındaki asimetri, bacak ya da ekstremite uzunluk eşitsizlikleri ve sırtında bir çıkıntının oluşması. Bu da özellikle öne eğdiğiniz zaman o asimetriyi kaburgalardaki ve omurgadaki dengesizliği görebiliyorsunuz. Bu tesadüfen ortaya çıkarak ya da bir komşunuz ya da yakınınız, arkadaşı böyle bir şey olduğunu fark edince ailesiyle paylaştığı zaman bu durum ilk belirtisini verebiliyor. Peki bunun tespitinde hocam farkındalık açısından taramaların yapılması ve taramayla ortaya çıkmasının önemi nedir? Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmış. Dünyada çeşitli ülkelerde tarama programları uygulanmış. Ama bunun etkinliği konusunda çeşitli tartışmalar olmuş ve sürekli uygulanabilirliği, fayda-zarar ilişkisine bakıldığı zaman çok pratikte yaygın olarak tarama programları günümüzde kullanılmamakta. Ancak bu bilgilendirme, bilinçlendirme yöntemleriyle hem kurumsal okullarda ve eğitim kurumlarında hem de ailelerin bu konudaki bilgisinin artırılmasıyla, farkındalığın yaygınlaştırılmasıyla özellikle
medya ve diğer yöntemlerle bu sağlanabiliyor günümüzde. Yani işin başı eğitim hocam. Kesinlikle. Bilinçli bir şekilde bakmak. Evet. Yani sadece bakmak değil, görmek. Evet. Bunu fark etmek. Ve anlamak. Peki hocam, bu teşhisi koydunuz. Peki tedavisi var mı? Ve tedavideki hangi aşamada, hangi tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz? Bunu konuşalım. Özellikle idiopatik skolyoz hastalarında hastanın yaşına göre tedavi planlaması değişiyor. Özellikle bu erken dönem, ilk 3 yaşta gördüğümüz evrilikler çoğunlukla eğer derecesi yüksek ve ilerleyici bir evrilikse alçılama ve buna bağlı takip, seri alçılamalarla takip. Derecesi düşük evriliklerde ister infantil, ister juvenil, ister adolesan, yani bunlar 20-25 derecenin altındaki evriliklerde sadece izlem. Juvenil çağ dediğimiz 4-10 yaş arası, bunlar erken başlangıçta skolyoz tabiri altında tanımlanıyor. Bu hasta grubunda da derece yüksekse, bu 45-50 dereceye doğru giden ilerleyici beyirlik ve korse tedavisine yanıt vermiyorsa, o zaman büyüme dostu cerrahi tedaviler tercih ediliyor. Ama her olguda eğer uygunsa korseleme ve egzersiz tedavisi tabii ki ilk seçenek. Daha büyük çocuklar, adolesan dönemde ise bu dönem derece 25-40 derece arasındaysa ve erken döneminde özellikle kız çocuklarında adet öncesi dönemde büyüme parametreleri ilerleyici ve eğrilik beklentisi yaratıyorsa, yani o kişi daha çok büyüyecek ve o zaman eğriliği de daha çok artacak öngörüsünde bulunabiliyorsanız, o zaman korseleme ve fizik tedavi, uygun rehabilitasyon protokolleri, özellikle göğüs kafesindeki torakal bölgedeki omurga eğriliklerinin arttığı durumlarda 45-50 derecenin üzerindeki eğriliklerde ise cerrahi tedavi. Peki hocam, doğru teşhisi koyduk, doğru tedaviyi de yaptık. Yani cerrahiden önce, yani korse tedavisi ve egzersizle sonuç nedir hocam? Oğlum, sonuç ne kadar yüzdeyle çarparsak doğru mu bilmiyorum ama başarı oluyor, başarı şansı nedir? Aslında biz skolyoz hastalarını toplumda düşük bir oranda görüyoruz. Yani %1 ila 3. Bunun binde 1, binde 3'ü cerrahi tedavi gerektiriyor. Bu olgularda da eğer erken tanı, o da farkındalıkla olacak bir şey, kesinlikle, konuluyorsa bu hastaların korseleme tedavisiyle erken dönemde eğrilikleri azaltılabiliyor ya da ilerleme hızı yavaşlatılıp durdurulabiliyor. Cerrahi tedavi ise günümüzde bu eğrilikler kontrol edilemiyorsa diğer yöntemlerle başarıyla uygulanabiliyor ve çok ileri olmayan evliliklerde çok büyük oranda, %100 bir rakam, yüzde olarak bir rakam vermek her zaman mümkün değil ama büyük oranda, yüksek oranda başarılı sonuçlar alınıyor. Ancak derecesi yüksek, 70-80 derecenin üzerinde, özellikle 100 dereceyi geçen ihmal edilmiş evliliklerde ciddi hayati etkileyen kardiyovasküler ve solunum problemleri nedeniyle o hastalarda daha ciddi sorunlar olabiliyor. Yine yeni teknolojik gelişmeler ve bu konudaki bilgi birikiminin artması sayesinde bu hastalarımıza da uygun cerrahi tedavi yöntemleriyle daha yaşam kalitesini artırıcı tedaviler yapabiliyoruz. Cerrahi gerektiği zaman hocam, cerrahinin kaçınılmaz olduğunu karar verdik. Buradaki değerlendirmeyi ve cerrahiye ilk adım atmanız nasıl oluyor? Ya da cerrahi yöntemi nasıl seçiyorsunuz? Farklı yöntemler var mı? Şimdi bir karşımıza gelen her hastayı mutlaka ameliyat edeceğiz, cerrahi bir tedaviye yönlendireceğiz diye bir bakış açımız yok. Bu özellikle hastamızı önce tanıyarak, ailesiyle ortak bir onların kaygılarını ve çocuğun kaygılarını çözüm bulucu bir yaklaşımla gerçekten bir derecesi yükseklik varsa ve bu onun ileriki yaşamını olumsuz etkileyecekse, cerrahi tedavi sınırlarına giriyorsa, özellikle torakal eğrilik dediğimiz sırt bölgesi eğriliklerinde yaklaşık 45-50 derecenin üstü, bel bölgesi eğriliklerinde, lomber bölge eğriliklerinde ise biraz daha düşük
40'lı derecelere kadar inebilen, ancak gövde dengesinde ciddi bir bozulma, kozmetik deformitenin arttığı ve onun yaşam kalitesinin bozucu bir seyirde, ilerleyici bir ilgisi ve konservatif yöntemlerle, yani korseleme gibi yöntemlerle de kontrol edemiyorsanız, hasta için en uygun, omurgasını en az sabitleyen, tespit eden tekniği tercih ederek ameliyat öneriyoruz. Çünkü ameliyat her zaman son çaredir hocam. Doğru kesinlikle. Mu? Doğru. Komplikasyonlar var mı hocam peki ameliyatların, cerrahi uygulamaların, her cerrahi uygulamada olduğu gibi? Öncelikle eğer eşlik eden birlikte başka bir hastalığı varsa bu tedavilerin sonuçlarını daha olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden böyle bir komplikasyon yönetimine maruz kalmamak için öncesi çok iyi analiz etmek gerekiyor. Yani bu kardiyovasküler açıdan ameliyat olacak, ameliyat adayı hastamızın ayrıntılı değerlendirilmesini gerektiriyor. Ayrıca eşlik edebilecek omurilik içi patolojilerinin ameliyat öncesi saptanması gerekiyor. Bu da manyetik rezonans görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilerek oluyor. Daha sonra iyi analiz edilmiş bir hastada deneyimli bir ekiple çok yüksek oranda başarılı sonuç alınıyor. Ama her hastada biz bu ameliyatların seyri esnasında nörolojik bozulma riski en çok karşımıza çıkabilir. Bunu da ameliyat sırasında fark edip önlemini alabilmemiz için nöromonitorizasyon tekniklerini kullanıyoruz. Bu açıdan baktığımızda eşlik edebilecek başlıca sorunlar, nörolojik yaralanmalar, vasküler yaralanmalar gibi olumsuzlukları oldukça azaltıyoruz. O yüzden yüzdeye vurduğunuz zaman çok çok binde birin de altındaki değerlerde komplikasyonlar olabiliyor. Ama hiçbir hastada bazen eşlik eden bir bilemediğiniz bir genetik hastalık ya da başka bir rahatsızlık karşınıza farklı sorunlar çıkararak gelebileceğini unutmadan onun planlamasını yaparken bu opsiyonları da hastamızla paylaşmak kesinlikle. Takip yaparken hocam peki için cerrahiden sonraki takipte fizik tedavinin buradaki ya da egzersizlerin yeri önemli mi? Kesinlikle çok önemli. Bu bir ekip işi. Tek başına bir cerrahi yaklaşım ya da o bakış açısı hastalarımızın sonuçlarının beklediğimiz düzeyde iyi olmasını sağlamıyor. Hem ameliyat kararı vermesek bile öncesi önerdiğimiz bir tedavi yöntemi olarak fizik tedavi çok gerekli. Hem de ameliyat kararı verdiğiniz hastanın ameliyata hazırlığı ve ameliyat sonrası da onun günlük yaşantısına ve ileriki aktivitelerine, normal sosyal yaşamına katılabilmesi için çok faydalı ve gerekli. Yani bu bir multidisipliner bir yaklaşım. Evet. Sadece cerrahi değil, aynı zamanda ameliyat öncesi, ameliyat sonrası hepsi bir ekip halinde. Ve ameliyat. Ve ameliyat, zaten işin esası. Hani sizi ve reanimasyon ekiplerimizi, kesinlikle, yoğun bakım ekiplerimizin hakkını vermemiz lazım. Onların çok büyük gayretleri ve emekleri sayesinde biz de bu başarılı tedavilerimizi yapabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Daha çok sorumuz vardı ama zamanımız da doldu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Doçent Doktor Bülent Balioğlu'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ ol. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu bir gün diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sonhavadis.com sundu.